Peki sıklığı artıyor mu? Mesela işte ofis çalışanları için yani ofiste masa başında çalışıyorum. Bel ağrım müthiş derecede var. Bu aslında bu benim için bir risk teşkil ediyor mu? Ya da ofis çalışanları daha fazla mı risk altında? Masa başı iş yapan. Şimdi bu konuda belte bu kadar fazla ağrıyınca dünyada sadece Türkiye'de değil, dünyanın sorunu. Sadece kişinin değil, kişinin yakın arkadaşlarının, ailesinin, iş arkadaşlarının, patronunun, sigorta şirketlerinin, politika yürütücülerin, herkesin sorunu. Çünkü iş gücü kaybına neden oluyor. Para gücü kaybına neden oluyor. Kişi istirahat alıyor, çalışmıyor, erken emeklilik istiyor. Günlük şeyleri bozuluyor, karısıyla olan ilişkisi bozuluyor, belki cinsel hayatı bozuluyor. Ben bunu kaldıramam, sakatım diyor. Bir zaman sonra ilk başta herkes yardımcı oluyor. Aa, tamam, beli ağrıyor falan diye. Ama bu yıllara yayıldığında insanlar aman demeye başlıyor. Bir olayın daha başka boyutları gelişiyor. Ya bu kadar büyük çerçevede bakıldığında bel ağrısı gerçekten büyük bir sıkıntı. Şimdi ilk başta herkes düşündüğünde şu akla geliyor. Beden işçisi olursa birisi işte ağırlık kaldırırsa ve işi onunla ilgiliyse onun bel ağrıma riski daha fazla. Ama bir kişi bunları yapmıyorsa neden fazla olsun ki? Bu konuda çok çok fazla epidemiyolojik çalışma yapılmış. Acaba gerçekten mesleki şartlarla bel ağrısı ilişkili mi diye? Evet, bazı şeyler ilişkili bulunmuş. Yani düzenli olarak tekrarlı bir şekilde ağırlık kaldıranlarda bel ağrısı biraz daha fazla. Böyle yeri o değişen o tak 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 makinelerde, hileleri kullananlarda biraz daha fazla gibi sonuçlar bulunmuş. Ama sadece onlarda daha fazla sonuç çıkmıyor bu. Sonra ofis çalışanlarına bakmışlar. Hiç böyle şeyler yapmayan, ağırlık kaldırmayan, gün boyu oturan, hatta yüksek eğitimli ofis çalışanlarına bakmışlar. Yüksek eğitimli ofis çalışanı demek sadece bilgisayarın başında kalan kişi demek. Yani kutuyu alıp bir yerden yere koymadan sadece bilgisayarın başında çalışan kişileri Oturarak araştırmışlar. Evet. çalışıyorum. Onları araştırmışlar. Onlarda da %71 bulmuşlar oranını. Yani 100 kişinin 70'inde bel ağrısı şikayeti bulmuşlar. Demek ki böyle ağırlık kaldırmak, öyle yaşamak tamam bir risk faktörü gibi görünüyor ama bu da bir risk faktörü gibi görünüyor. Şöyle düşünün, tüm insanların hayatları boyunca, bu genel olarak söylüyorum, meslekten bağımsız söylüyorum bunu. %85'inin, %80'inin hayatları boyunca en az bir kere belleri ağrıyor. En az bir kere. Bu neredeyse herkesin beli bir kere ağrır anlamına gelir. Peki bunlar hangisi probleme dönüşür? Hangisini ciddiye alalım? O konuya geleceğiz herhalde. Ona girmeyeyim ben. Ofis çalışanları üzerine biraz daha bir iki şey söylemek istiyorum. Kimler? Peki her ofis çalışanı kendi başına risk altında mı? Yani hangilerinin beli daha çok ağrımaya aday ya da hangilerinin beli boyuna ağrıdığında kronikleşmeye aday gibi sorular gündeme geliyor. Bu konuda çalışmalar giderek artıyor bu arada ofislerle ilgili, ofis çalışanlarıyla ilgili. Şimdi şunlar gösterilmiş. Cinsiyet, evet, bir risk faktörü gözüküyor. Yani bu ağrı tablolarında kadınların ağrısı biraz öne geçer hep epidemiolojik çalışmalarda. Ama ciddi bir fark yok. Uzun süre çalışanlarda ve 10 yıldan fazla ofis çalışanı olanlarda ve gün içinde de fazla çalışanlarda biraz daha fazla görüldüğü görülmüş. Bu ne demek? 10 yıldan daha fazla çalışandan istatistiksel olarak daha fazla görüyorsak demek ki ofis çalışanı olmak kendi başına bir risk faktörü. O yüzden artık böyle ben tabii ki zaman zaman gidiyorum bu büyük çalışma yerlerine, ofislere, gruplara. Onlara birazcık ergonomi tedbirlerle ilgili, yaşam tarzlarıyla ilgili böyle interaktif konuşmalar yapıyoruz. Orada görüyorum yeni ofisler böyle çok güzel dizayn ediliyor. Bilgisayarın konulduğu yere özen gösteriliyor, klimanın yerine bakılıyor, ışıklandırma iyi planlanmış. Böyle çok güzel dizayn edilmiş, ergonomi önemsendiği iş yerleri de var. Ve ben böyle görünce tabii mutlu oluyorum, hoşuma gidiyor. Ama diğer taraftan buna böyle bu kadar ciddi riayet etmeyen bir grup da var. Onlarda da zaten sorular daha fazla geliyor. Hemen bizim de belimiz ağrıyor, bizim de boynumuz ağrıyor diye sorular gelmeye başlıyor. Peki ne yaşamalıyım da doktora başvurmalıyım? Yani nasıl bir sıkıntı yaşamalıyım? Nasıl bir belirti olmalı ki size gelip randevu alıp size başvurmalıyım? Evet, yani biraz önce de söylediğim gibi insanların hemen hepsinin hayatlarında bir kez beli ağrıyor. Şimdi her belim ağrıdığında koşa koşa hekime mi gideyim? Bu sorunun cevabı tabii ki evet değil. Bir kere insan sosyal bir canlı, interaktif yaşantısı olan beli ağrını ilk başta eşine söylüyor, arkadaşına söylüyor belim ağrıyor diye. O da orada da doktorculuk evet hemen başlıyor. başlıyor. Şunu içsen iyi olur, şunu yapsan iyi olur, bunu yapmasan iyi olur. Evet, yani bir kısmı da doğru yalnız bu arada. Yani önemli bir kısmı da doğru yapıyorlar ama bir kısmında hata yapılıyor. Bazen o bir kısmı önemli olabiliyor işte.
Bizim şöyle ciddiye al dediğimiz bir şeyimiz var. Bir başlığımız var. Kırmızı Bayraklar diye kitaplarımızda geçen bir başlık var. Eğer o başlığın içinde değilse hasta, ona kısaca değineyim. Hastalarımız da dinleyicilerimiz de farkında olsunlar. Bir travma öyküsü yoksa. Ya bir kişinin kanseri yoksa, başka bir yerde de olsa bir kanseri yoksa, bir enfeksiyon geçirmiyorsa, aktif bir enfeksiyonu yok ise, bunlar majör böyle kırmızı bayraklarımız bizim. Çocuk hastalarla yaşlarda da biraz ciddiye alırız. Hani böyle 30 yaşla 40 yaştan ziyade birisi işte 75 yaşındaysa, ani bel ağrısı başladıysa, onu da ciddiye alırız. Bir çocuk hasta simülasyon yapmayı, yani bir şeyi taklit etmeyi bilmediği için belim ağrıyor derse, onu da ciddiye alırız. Ama onun dışında normal bir popülasyondan bahsedersek eğer, bu söylediğim şeyler, bizi ürkütecek şeyler ön planda değilse, hasta böyle kendi kendine basit ağrı kesiciler, işte parasetamol gibi basit ağrı kesiciler biraz istirahat eder. Genelde bu ağrılar, bu ağrıların büyük kısmı, %70'i diyelim, 10 gün içinde geçer. 10 gün içinde geçer. Dolayısıyla ağrı çok şiddetli değilse... Ağrıları basit ağrı kesicilerle değil mi? Evet, basit ağrı kesicilerle ve istirahatle yüklenmeden diyelim. 10 gün içinde geçer. %90'ı da bir ay içinde geçer. Bir %10 kalır geriye sadece. Eğer bu kırmızı bayraklar dediğimiz, böyle çok da bizi paniklettirmeyen, çok şiddetli ağrı değil, bacağı yayılmıyor, güçsüzlük yok, bunlar da kırmızı bayrakların içine girebilir. Çünkü bunlara da acil müdahale gerekebilir. Basit, elini beline koydu, belim ağrıyor. İşte öne eğildim, ah dedim, kaldım. Ondan sonra işte ama 2-3 saat içinde hafiflemeye başladı. İşte bir ilaç aldı, biraz rahatladı. Biraz istirahatli rahatladı. Tam hekime gelmeden geçiştirilebilir gibi görünüyor bu haliyle. Ama 3 gün geçti, 4 gün geçti, ağrısı devam ediyor. Hareketleri hala kısıtlı. Parasetamole cevap vermiyor. O zaman bir hekimi görmesinde fayda var. Çünkü belki erken müdahale yapılırsa daha iyi olabilecek altta bir tablo olabilir. O yüzden o hastaların hekime başvurması gerekiyor.